Hocam şimdi bugün dünya medyası buradaydı biliyorsunuz. Evet, Yunan medyası aşağıda çok sayıda Yunan gazeteci burada haber yapıyordu. Yine Rusya'dan gelen gazeteciler vardı, Hollanda'dan gelenler vardı. Dünyanın gözü buradaydı. Şimdi yarın tabii yabancı gazetelerde nasıl bir manşet atılacak bilmiyorum ama tepkiler şu an zaten uzun zamandır Ayasofya üzerinden Batı'nın tepkisi vardı. Rum Ortodoks Kilisesi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başepiskoposu Ayasofya kararını eleştirmiş. Başepiskopos kılıç payı zihniyetinin Türkiye'deki azınlıklar için tehlike teşkil edebileceğini söylemiş. Bir bu haberimiz gelsin, sonra bu konu üzerinden, bu tepkiler bu üzerinden hocam konuşalım, değerlendirelim. Rum Ortodoks Kilisesi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis, Ayasofya kararı hakkında konuştu. Bakırköy'de doğan ve askerliğini İskenderun'da yapan Elpidophoros, Amerika Birleşik Devletleri başpiskoposluğuna seçilen ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştu. AP haber ajansına röportaj veren Elpidophoros, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence ile Ayasofya hakkında konuştuğunu söyledi. Türk tarafının henüz diyaloğa hazır olmadığını belirtti. Şimdilik Türk tarafından karara sevinenlerden başka kimse konuşmadı. Onlar da Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini kutluyor. Bence şu an söylediğimiz hiçbir şeyi dinleyecek halde değiller. Kutlamaları bittikten sonra dünyanın kalanının bu kararla ilgili endişelerini dinlemeye daha hazır olacaklar. Bu akıllıca bir karar değildi. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini yanlış bulan başpiskopos, Türkiye'nin kılıç payı anlayışıyla hareket etmesinin endişe verici olduğunu dile getirdi. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kılıç payı anlayışıyla yapıldı ve Türkler İstanbul'u 600 yıl önce fethettiği için bu onlara herhangi bir anıtı camiye çevirme hakkı veriyor. Bu Türkiye'deki vatandaşların eşitliği hakkında ciddi fikir ayrılıklarına yol açar. En büyük endişemiz bu anlayış sebebiyle Türkiye vatandaşlarının fatihler ve fethedilenler olarak ayrılması. Bunun Hristiyanlar, Yahudiler ve diğer azınlıklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini belirtmeme gerek yok.